Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Dersimizde nakıs fiil, nehi gayip ve nehi gayip çekimi konusunu işleyeceğiz. Ben hepinize başarılar diliyorum. Hemen hatırlatmamızı yapalım arkadaşlar. nehi gayip nasıl olur? Daha önce de ifade etmiştik. Gayip ve gayibe muzari fiilin gayip ve gaybe sigarlarının başına bir nehi lası getirmek suretiyle biz nehi gayip elde ederiz. Ve bu lamız bizim muzari fiilimizi cezmeder. Onu da ifade edelim. O illetli fiil, nakıs fiil sonunda cezma alameti olarak burada illetli fiilimiz düşer. nunlarımız düşer. Efali hamsede arkadaşlar onu söyleyelim. şurada e, cemde de herhangi bir şey bir değişiklik meydana gelmez. Onu ifade etmiş olalım. Şimdi gelin, burada çekimimiz var, örnek çekimimiz, onu inceleyelim ve buradaki nakıs fiillerden e, nehi gayb çekilmesini isteyen, istenilen fiillerimiz var. Onların çekimlerini de e, konuşalım. Evet, gördüğünüz gibi yine birinci fiilimiz daa-yedo fiilidir. Birinci babdan bir fiil arkadaşlar. Da çağırdı, davet etti. Yedru çağı, la yed'u çağırdı, da'a çağırdı, davet etti anlamındaydı. Yed'u çağırır, davet eder anlamına gelir. Tabi bunun başına nehi lası dediğimiz, e, la getirdiğimizde emri nehi hazır yapmış oluyoruz ve çağırmasın, davet etmesin, Yapmasın, etmesin anlamını fiilimize katacağız. Şimdi gördüğünüz gibi la yed'u çağırmasın, o çağırmasın, davet etmesin. La yed'u o ikisi çağırmasın, davet etmesin. La yed'u onlar çağırmasınlar, davet etmesinler anlamına gelmekte. La ted'u o bayan çağırmasın, la ted'u va o iki bayan çağırmasın. La ne o bayanlar çağırmasınlar anlamındadır. Zaten sizler bu derse kadar arkadaşlar muzari çekimini, nakıs fiillerini öğrenmişseniz burada ne gibi değişikliklerin olduğunu da görebilirsiniz. Burada vav düştü, burada nun düştü, burada nun düştü, burada yine vav düştü, burada nun, burada herhangi bir değişiklik meydana gelmedi. Bunu hemen görebilirsiniz. Devam edelim. İkinci baptan rama yer mi fiilimiz. Rama attı yer mi atar anlamına gelmekteydi. Efendim la yer mi o atmasın. Da, burası ilk sütunlarımız hep başta da geçti. Gayiptir. Yani müzekkerdir. İkinci sütunlarımız mühendis gayibidir diyoruz. La yer mi o atmasın. La yermiya o ikisi atmasın. La yermune onlar atmasınlar. La termi, la termi o bayan atmasın. La termiya o iki bayan atmasın. La yermine o bayanlar atmasınlar anlamına gelmekte burası da. Devam ediyoruz. Diğer bir örneğimiz ise radiye yaradadır. Dördüncü battan bir fiildir. Radiye razı oldu. Yarıza razı olur anlamına gelir. La yarıza o razı olmasın. La yarıza ya o ikisi razı olmasın. La yarıza onlar razı olmasınlar anlamındadır. La terza o bayan razı olmasın. La terza ya o iki bayan razı olmasın. La yarıza ne o bayanlar razı olmasınlar anlamına gelmektedir gördüğünüz gibi. Şimdi geçiyoruz arkadaşlar. Burada bizden çekimi istenilen fiillerimiz var. Afa, yafu, affetti, meşa, yemşi, yürüdü, haşiye, yakşa. Bu da korktu anlamına gelmekte. İlk fiilimiz afadır. Hemen genişletelim. Daha güzel, daha net olsun. Afa, yafudur malumunuz. La, yafu, o affetmesin. La, yafu, o ikisi affetmesin. La ya'fune onlar affetmesinler anlamındadır. La ta'fu o bayan affetmesin. La ta'fu o iki bayan affetmesin anlamına gelir arkadaşlar bu kısmımız. La ya'fune o bayanlar affetmesinler anlamındadır. Evet devam ediyoruz. Meşa yemşi yine ikinci baptan bir fiilimiz. Bunu konuşalım. Hatta şuradaki işaretlemeyi de açalım arkadaşlar. La yemşi o yürümesin. La yemşi ya o ikisi yürümesin. La şu onlar yürümesinler. La temşi o bayan yürümesin. La temşi ya o iki bayan yürümesin. La yemşi ne o bayanlar yürümesinler. Anlamına gelmekte. Onu söylemiş olalım. Tabi mesela burada la temşi sen yürüme anlamına da gelir ama burasının artık muhatap olması söz konusudur arkadaşlar. Muhatap olduğunda la temşi olacaktır diyoruz. Evet devam ediyoruz. Diğer bir fiilimiz haşiye yakşadır. Efendim bu fiille ilgili de çekimimizi konuşalım. La o korkmasın. La yakşeya o ikisi korkmasın. La arkadaşlar. Onlar korkmasınlar. La yakşa o ikisi korkmasın demiştik. La tahşes. O bayan korkmasın. La tahşeya o iki bayan korkmasın. La yakşeyne onlar o bayanlar korkmasınlar anlamındadır. Gördüğünüz gibi. Evet. Nakıs fiil, nehi, hazır çekimi de bu şekildedir arkadaşlar. Düzeltiyorum, nehi, gayb çekimi de bu şekildedir. Burada yine sizin yapacağınız husus, burada örnekte 6 tane fiil görmektesiniz. Bunları öncelikle iyice öğrenmenizde fayda var arkadaşlar. Bunun akabine de birkaç tane farklı fiili temrin olarak da, alıştırma olarak da kendiniz çekebilirsiniz. Bu noktada öğrenmelerinizi pekiştirirsiniz. Hatta şunu söyleyebilirim ben. Burada ilk e, fiil kitabımızın örnek verdiği fiilleri öğrenerek buradaki fiilleri kendi başınıza çekmeye çalışın, çekimini yapmaya çalışın. Eğer gerek duyarsanız buradaki bizim yapmış olduğumuz e, örnekten de faydalanın, bizim çekimimizden de faydalanabilirsiniz. alabilirsiniz. Ben hepinize başarılar diliyorum. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız. Bir sonraki dersimizde şu olacak arkadaşlar. Buradaki alıştırmalarımız olacak. Zaten söyleyelim. Malum dersimizi takip ediyorsanız da anlamışsınızdır. Biz sayfa sayfa bu kitabımızı çekimini, ders anlatım şeklinde çekimini yapacağımızı daha önce de ifade etmiştik. O tarzda ilerliyoruz. Ben hepinize başarılar diliyorum. Başka diğer dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.